Sergio Ramos gündemi var Murat. Sergio Ramos aslında adım adım artık Galatasaray'a diyebiliyoruz ve sıcak gündem oluştu. Ramos'un biliyorsun çeşitli şartları vardı. Bunlardan bir tanesi Şampiyonlar Ligi'ydi. Galatasaray Molde virajını geçtikten sonra Sergio Ramos artık Galatasaray'a imza atacak dersek çok büyük bir yanılgıya düşmemiş olabiliriz ve Galatasaray'da Maaşlar, beklentiler, ödenmesi sistemler rakamlar bunların hepsiyle alakalı büyük ölçüde artık anlaşma tamamlandı sevgili Murat. Evet yani Ramos konusunu uzun zamandır konuşuyoruz. <laughs> Boklası ekranlarında da hatta e, abi hatırlayacaksın Hı -hı. muhtemelen Fransa kaynaklı bir haber vardı bundan haftalar önce. Ramos da Galatasaray'ın ilk görüşmeyi Fransa'da gerçekleştirdiğini biz e, burada duyurduk. Sonrasında tabii o transfer birazcık soğudu gibi çünkü... Ramos'a Suudi hmm. Arabistan kulüplerinin çok ciddi teklifleri vardı. ya yani Çok astronomik rakamlar masadaydı. Ama Ramos'un özellikle yani hem şu anda Şampiyonlar Ligi'nde kariyerine devam etmek istemesi hem Avrupa'da kalmak istemesi Galatasaray'ı ön plana çıkardı. Burada Galatasaray'ın da ilk etapta çok fazla istekli olmadığını görüyorduk biz. Yani Galatasaray çok fazla aslında hani maliyet açısından biraz tabii soru işareti vardı. Hmm. Bir de oyuncunun yaşı tabii bir kesim tepkiliydi birazcık yaşından yaş. dolayı. Murat ya yani, Şöyle abi bu arada hı 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 hani 37 hı hı. olmasına rağmen Ramos şu anda yani geçtiğimiz sezona baktığımızda 40 maçın üzerinde çıkmış bir oyuncu. Doğru. Ve ciddi anlamda sürü alıyor. Yani yaş olarak ben bir problem olduğunu görmüyorum Ramos'ta. Yok yani 37 yaşında ama bugün koysan Süper Lig'de birçok oyuncuya taş çıkartır Murat. Yani öyle söylemek lazım. Yani Ramos'un geçtiğimiz sezon 40 maç çıkartması, sakatlanmaması, bu 40 maçın büyük oranda ilk 11 olması gibi durumları alt alta yazdığımız zaman ben Sergio Ramos'la alakalı hiçbir şüpheye sahip değilim ve Galatasaray da zaten bu şüpheye sahip olmadığı için bu anlaşmayı yapmaya çalışıyor. Bu arada şunu söyleyelim. Beşiktaş bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Sergio Ramos'ta evet. biz artık ilgilenmiyoruz şeklinde. Bu bir e, yavaş yavaş artık iş Galatasaray bittiği için biz bu işte zaten yokuz mesajını vermekti Beşiktaş'ın yaptığı. Beşiktaş 8 milyonluk bir teklifte bulundu Sergio Ramos'a ve Sergio Ramos'un abisi Beşiktaş'a daha fazlasını bekliyoruz dedi. Yani beklenti 8 milyon euro'dan da daha fazlasıydı. Evet. O yüzden de Galatasaray şu anda bu rakamların üstünde bir rakama anlaşıyor gibi gözüküyor. Yani rakamın ne olduğunu bilmiyoruz. Anlaşma tamam büyük ölçüde ee, ama iş bitiyor. Futbol Plus'ta canlı yayındayız sevgili izleyenler. Futbol Plus canlı yayında sizlerle birlikte gündemi değerlendiriyoruz. Sizler de bu videoyu beğenerek videonun altına aynı zamanda yorumlar bırakarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. Ve Murat Köten'le birlikte hafta içi her gün saat 14'te yaptığımız canlı yayınlarımızın bir tanesini de şu anda futbol plus'ta sizlerle buluşturuyoruz. Tabii Molde maçı kapıda. Yunus evet. Akgün gidiyor. Bir taraftan Zaha da var. Ziyek ve Tete. Tete bu arada da var biliyorsun Eklendi. Murat. Öyle bir gelişme de var aynı zamanda. Molde maçında ne bekliyorsun? Ben de sana bunu e, sorayım. Şimdi olayım. önce ben şunu söyleyeceğim abi. Yani maçtan Lütfen. önce bu maçın en önemli noktalarından bir tanesi takribi bir giriş ücreti bir 30 milyon euroluk bir gelir olacak. Onun dışında Sergio Ramos konusunda da aslında Molde maçı çok kritik çünkü Ramos'un artık biraz Molde maçını beklediğini de söyleyebiliriz. Yani Galatasaray'ın Molde'yi elemesi halinde de Ramos hani sarı-kırmızılı formayı giymeye yakın gibi duruyor. Tabii Molde maçını bekleme sebebi biraz Şampiyonlar Ligi'ni atabilmesi Galatasaray'ın kendine. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ni attığında sadece Ramos değil aynı zamanda Galatasaray'ın şu an çok ciddi bir orta saha transfer gündemi var. Ona da birazdan geçeceğiz, değineceğiz. O çok daha kritik bence Ramos'tan çünkü... Galatasaray'ın oyun planına şu an baktığımda yani Torreira'nın yanındaki oyuncuyu Galatasaray arıyor şu anda. Onu da bulma noktasında ve sanki bu Molde maçından sonra Şampiyonlar Ligi'nin adını yazdırdığında orada da ciddi gelişmeler olacak gibi duruyor. Murat şöyle izleyenlerin yorumlarına da bakalım bir taraftan. E, Ersin Dincer demiş ki abi Ramos gelirse Nelson gider mi? Çok yüksek bir olasılıkla. Yani Galatasaray o bölgeyi Ramos, Abdülkerim, Kaan Ayhan ve Emin Bayram'la evet. dörtlemeyi düşünüyor. Yani Nelson burada artık yavaş yavaş zaten gideceği için böyle bir durum var. Tete'nin lisansı çıktı mı demiş Murat Yüksel. Çıktı. Teten lisansı ile ilgili problem yok. Hatta kadroya da yazılan bir Tete var. O süreçte aşıldı. Sadık Bey canlı mı demiş. Canlıyız. E, canlı yayındayız. E, Cahit Bey, Cahit Seyil 10 milyon euro yıllık bence çok yüksek bir miktar. Nelson varken... Ramos'un alınması çok lüks olacak. Polonya'dan selamlar demiş. Biz de buradan Futbol Plus ekranlarından Polonya'ya selamlarımızı iletmiş olalım. Ancak şöyle bir durum var Sinan Bey. E, çok pardon Cahit Bey. Oyuncu yani Nelson kalmak şu anda istemiyor durumunda. Yani Nelson bırakın ben yavaş yavaş gideyim durumunda. Galatasaray ne yaptı? Bizi mağdur etme. Şampiyonlar gruplarına kalma yolunda sen önemlisin. O yüzden de. Bekle Molde maçından sonra seni gönderelim mesajını verdi. Bunu da ekleyelim abi. Burada izleyicimiz 10 milyon euro yıllık çok yüksek demiş ama yani aslında yıllık 10 milyon euro gibi olmayacak sanki öyle gözüküyor. Hı -hı. Hem burada sponsorlar tabii devreye girecek. Kalatasaray'ın bu sezon yaptığı transferlerde ciddi anlamda sponsor desteği de görüyoruz. Onun dışında yani burada sonuçta Sergio Ramos'u alıyorsunuz ve futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük 3-4 belki 5 stoperinden bir tanesinden bahsediyoruz. Bir ve de satılabilir ve potansiyel Murat. Kesinlikle. Yani 10 milyon euroyu Ramos'u aldın. Önümüzdeki sene Ramos sistemi durumunda gözün kapalı Süper Lig'e satarsın. Evet, kesinlikle. Yani Ramos'a ne verdin? 10 milyon euro. İmza parası verdin vesaire derken evet. Ramos'un sana yıllık maliyeti hadi diyelim 15 milyon euro. <laughs> Attın imzayı 3 yıllık. 15 milyon euroyu Ramos karşısına Kesinlikle. Hem sahip performans alacaksın hem oyuncu satışından gelir elde edeceksin. Şunu ekleyelim Ramos'un Instagram takipçi sayısı 60 milyon. Heh, bir de oradan marketing yani, elde evet. edeceksin. Çok Markanı istiyordum. yükselteceksin. İşi biraz evet. da buradan bakmak lazım. Alk Bey, Duray, Tuğduray, Ramos Anlaşması tamamı demiş. Ramos Anlaşması %99 artık bitti. Zaten biz sevgili Murat, seninle yaptığımız son yayını hatırlayalım. Pardon, seninle değildi. Sevgili Ceren'le idi. Ceren Dalgıç'la birlikte evet. son dakika girmiştik Futbol Plus'ta. 8 dakikalık bir ekspres bir yayın yapmıştık. Erden Timur Madrid'e uçtu diye. Evet. Erden Timur Madrid'e gitti. Görüşme gerçekleşti. Ve anlaşma büyük ölçüde artık tamamlandı. E, molde duvarı aşıldığı takdirde Galatasaray şampiyonlar gruplarına kaldığında Ramos da sözleşmeye imza atacak. Nelson'la da yollar ayrılacak şeklinde artık durumu özetleyebiliriz. Aslında transferdeki bu çözülemeyen denklemi de sanki abi bu transfer çözecek gibi duruyor. Evet, Şundan doğru. dolayı çözecek. Nelson'dan ciddi bir bonservis gelecek. Yani takviye bir 20 milyon euro civarı bir. Bon servis gelecek. 20-25 arasında olacağını düşünüyoruz. Onun dışında yani bu bon servis geldiğinde Galatasaray bunu bence direkt olarak 8 numara transferine, orta saat transferine yatıracak gibi gözüküyor. Burada da Ramos için bir bon servis ödenmeyeceğinden dolayı bon servis açısından da bir problem yaşanmayacak. Yani bu şekilde bence problemler çözülecek ki Galatasaray ön tarafındaki problemleri zaten çözdü. Yani TT, Zaha, Hakim, Ziye, yani Doğru. müthiş bir transfer hani artık tamamen konsantrasyon 8 numara transferinde. Ki zaten Devi'de. çok soruluyor bu arada. Kesinlikle. Yani şu an yorumlarda da birçok isim yazıyor abi bu arada. Mustafa Erdal 8 kim olacak demiş. Örneğin Batuhan Bey Fred içinde tamam diyordunuz demiş. Batuhan Bey Fred'deki konu şu Galatasaray'ın önceliği değildi Fred. Yani orada Paredes biraz daha böyle yeşil ışık yakınca Galatasaray Paredes'e döndü. Galatasaray Paredes'e dönünce Fred de ikinci planda kaldı ve Fred de bu yüzden Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Yani Galatasaray aslında isteseydi Fred'i transfer ediyordu zaten. Yani bunu söyleyebiliriz. Galatasaray Fred'i transfer edebiliyordu. Galatasaray orada önceliğini Paredes'e e aldı. Öncelik Parades'e e geçince Fred'de alternatiflere yöneldi ve Fenerbahçe imzaladı. Bu bilgiyi de paylaşmış olayım. Ya şunu da ekleyelim. Açıkçası hani Fenerbahçe Fred'i alırken Galatasaray masada yoktu. Yani masadan kalktı Galatasaray. Evet. Çünkü teklifini yapmıştı. Hatta bir dönem abi biz yine yayınlarımızda konuştuk. Yani Galatasaray'ın Fred'i gündemine alma sebebi birazcık Parades'e gözdağı vermekti. Yani Parades için hani biz farklı adaylara da yöneliyoruz artık hani seni beklemek zorunda değiliz mesajını vermekti biraz. Ama orada yani Parades'in de zaten e, sezonun başından bu yana transfer döneminin başından bu yana tutumu sürekli Avrupa'da kalmak yönündeydi. İtalya Ligi özellikle ve o da artık yani Roma'ya transfer olduğu gündemden çıkmış oldu. Gazi <laughs> Doğan...